Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'nın cepheye göndermediği dronlar kalmıştı. İnsanlık suçuna açık teşvik. Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı kararnameyle tecavüz, cinayet, pedofili ve terör örgütüne üye olmak suçlarından hüküm giyen mahkumları da cepheye gönderecek. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarında başlattığı işgal girişimi beklenmediği şekilde gelişerek bugün 257. gününe girdi. İstediği hızlı başarıya ulaşamayan Devlet Başkanı Putin savaşı kazanabilmek için bütün yollara başvurmaktan çekinmiyor. Daha önce çıkardığı seferberlik ilanıyla özellikle Kafkasya'daki Türk bölgelerinde zorla askere aldığı kişileri Ukrayna savaşına götüren Rusya bu kez ağır suçlardan hüküm giymiş mahkumları cepheye sürmeye başladı. Suçlular arasında tecavüz, cinayet, pedofili ve terör örgütüne üye olmak suçlarından hüküm giyenler var. 256 gün önce Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatan Rusya, savaşı daha da çirkinleştirecek adımlar atmaya başladı. Ukrayna'yı kirli bomba kullanacak iddiasıyla suçlayan ve savaşta nükleer silah kullanabiliriz imalı çıkışlarıyla tansiyonun düşmesini engelleyen Rusya, bu kez katil, pedofil, tecavüzcü ve terör hükümlülerini cepheye sürmeye başladı. 21 Eylül'de kısmi askeri seferberlik ilan ederek özellikle Kuzey Kafkasya, Çeçenistan, Ingushetya, Dağıstan'da Türk ve Müslüman nüfusu zorla askere alan ve Ukrayna'da savaşmaya gönderen Rusya, Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı kararnameyle ağır suç işleyen mahkumları da cepheye gönderme kararı aldı. Kararnameye göre Rusya, seferberlik kapsamında bazı ciddi suçlardan kesin hükümlülükleri bulunan vatandaşlarını askere çağırabilir. Kararname, Rus Devlet Duması'nın ciddi bir suçtan hüküm giyenler askere alınamaz şeklindeki yasağı kaldırmasının ardından geldi. Buna göre Rusya ihtiyaç duyması halinde cinayet, tecavüz, pedofili ve terörden hüküm giymiş suçluları askere alabilecek. Uzmanlar, suçlular için savaş karşılığı af anlamına gelen kararname ile Ukrayna cephesinde insanlık suçlarının artabileceğine dikkat çekti. Araştırmacılar ağır suçlara bulaşmış ve terör örgütü saflarında yer almış insanların savaştan sonra da silah elde etmesi halinde Rusya için de büyük tehlike arz edeceğini vurguluyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.